Antrenmandan sonra yiyeceğimiz öğünleri hazırlıyoruz gördüğünüz gibi. Bu yarı yağlı dana kıyma. Bu da benim diyette olduğum için yağsız dana kıyma. Burada da basmati pirinç. Bulletproof mu yapıyorsun önce? Evet. Antrenman öncesi pre-workout boostamı yapıyorum. Sen bir gün aldın mı sabunlarını? Hayır, şimdi alıyorum. Çinko, D3, vitamin E, omega 3, vitamin C. Bunlar günlük aldığımız sabunlar. Definasyonda olduğum için yeşil çay kapsülü alıyorum. Aynen. Ben bir de şey alacağım şimdi. Normal kahvenin içine bir de kafein tableti alacağım. 200 evet. Miligramlar bir tanesini. Etkisi daha güçlü olsun diye. Bugün 400 miligram alacağım. Tanesinde 200 miligram var. Antrenman öncesi L-arginin alıyoruz. 5000 miligram alıyoruz. Yani bundan şimdi 5 tane alacağım arkadaşlar. Kapsülle biraz büyük. Oğlum kahveyle nasıl içiyorsun lan? Ben onu suyla içiyorum. Çaktırmayın, kahve biraz daha sıcak. Ben bir su alayım. Su en iyisi. Boğazımda kaldı sanki. Boğazımda kaldı. Birazdan antrenmana gideceğiz. Hazırlık yapıyoruz. BCA'lara antrenman öncesi alıyoruz. Ve antrenman esnasında 20 dakika geçtiği sürede yine bir dozaj alıyorsunuz BCA'ları. Antrenman esnasında kas kaybına uğramayın diye. Al. Sağ ol. Arginin burada 4-5 miligram. Tanesi 1000 miligram. Yani kısacası böyle. Bulletproof, Hindistan cevizli yağlı kahve. Bir de normalde tereyağı atıyorsun. Yeşil çay alıyorum, kofein tableti alıyorum ve L-arginini alıyorum. Yani bu kombinasyon arkadaşlar pre-workout boost'a gibi de oluyor. Yani inanılmaz terleyeceksiniz, inanılmaz bir pump'a sahip olacaksınız. Bunları içince zararlı bunlar yani, fazla içmeyin. Bunlar zararlıydı değil mi? Fazla içmeyin arkadaşlar. Çarpılırsınız. Bir şey yok. Kafa offline acılarda. Aynen öyle. Antrenmandan çıktık şimdi. Bugün en sevdiğimiz bölgeleri antrenman yaptık. Yani omuzla kol antrenmanı. Daha çok güçlendirmek istediğimiz yerleri antrenman aynen. Yaptık. Vlog tarzı yapıyoruz. Sizlere göstereceğiz birazdan. Antrenmandan sonra neler alıyoruz? Hangi supplementleri alıyoruz? Ve hangi öğünleri yiyoruz? Onları sizlerle paylaşacağız. Aynen öyle. Rejo biliyorsun hep soruyorlar işte ne kadar antrenman yapıyoruz, kaç süreden beri. Bu en çok merak edilen de boyunuz kaç abi, biceps ölçünüz kaç. Bunları hep çok merak ediyorlar. Sonra bir de kaç senedir antrenman yapıyorum. Ben mesela 12 sene yapıyorum. 15 yaşımda başladım. Bildiğiniz gibi 27 yaşıma girdim. Ya doğum tarihim 7. ayın 13'ü, 90'lıyım. Ben de 92 doğumluyum arkadaşlar. 25 yaşındayım. Ben de 12 senedir yapıyorum. 11-12 sene oldu bende de yaklaşık. Sen de 12 desek ya. İşte 11,5 yani neredeyse aynı başladık. Aynen aynı başladık sayılır. Yahya 5 sene oldu Yahya'da. Antrenman yapıyor değil mi? 5 senedir oldu Yahya'da. Ondan önce 2 sene boks aldım. Aynen. Ondan sonra boks geçmişi vardı. Daha ne yapmıştın ya? Neler yapmıştın sen? 1 sene bir şunu
Çocuk tehlikeli ya. 2 sene boks yaptım. Boks yaptığım zamanda da böyle fit antrenman yapıyordum yani. Dumbbell olsun kaldırıyordum evde. Nav çekiyordum, bir kick çekiyordum sonra, deli gibi. Sonra arkadaşları bir de evde duvarlara kafa vuruyordu. Onu da birkaç sene yaptım. İşte öyle yani, bunları merak ediyorsunuz. Lambaya yakalandın, nasıl? Niye geçtin kırmızıdan ya? Boşver, görmedim. Bu arada arkadaşlar, sizler kaç senedir antrenman yapıyorsunuz veya hangi sporları yapıyorsunuz şu an? Veya hiç spor yapmıyorsunuz. Bunları tabii ki merak ediyoruz. Yorumlara atın. Rejo'nun Shredded projesi var, bildiğiniz gibi Fat to Shredded. Burada bilmiyorum hani bu proje sizler için nasıl? Seviniyor musunuz bu proje üzerine? Merak ediyor musunuz? Hani Rejo bayağı yağlandım falan yazmışlar yani. Bu 3 ay içerisinde sizlere göstereceğim. Bayağı yağ gidecek vücuttan. Zaten şimdi de indi yağ oranı bayağı bir felaket şekilde. Fat to Shredded. Evet, şimdi antrenmandan geldik. Gördüğünüz gibi burada 10 gram, 10 gram glutamin aldık. Benimki biraz daha fazla durduğu için rengi kaçtı yani, buna da 10 gram glutamin var. Burada dana kıyma, benimkisi orta yağlı. Rejo'nunkisi diyette olduğu için hiç yağ yok. Yahya'nınkisi benimkisinden aynı. Biz Yahya'yla beraber zaten definasyona başlayacağız. Az kaldı, biz kısa bir bulk yaptık dinlemen için. Recep'in projesi Fat to Shredded yapıyor. Şimdi burada öğünümüzü yiyoruz ve videomuzun da sonuna geldik aslında. Glutamini her zaman dediğimiz gibi antrenmandan sonra alın. Pre-workout içinde Bulletproof coffee yapabilirsiniz. Yani burada sizlere önerdiğim supplement, gerçekten L-glutamin çok önemli. Günlük 30 gram arası alıyoruz biz. Yani sabah antrenmandan sonra ve gece yatmadan önce 10'ar gram alabilirsiniz. Ve burada zaten karbonhidratlarım şu an 250 gramda günlük olarak. Bunlara gittikçe düşecek. Definasyonda olduğum için ağır girmedim. Önce bir normal, ondan sonra daha ağır yapıyorum diyeti yani. Şimdi normal orta seviyedeyiz. Evet, Rejo'nun dediği gibi de böyle vlog tarzı istiyorsanız bizden, hayatınızdan daha başka böyle hani kısımlarımızı çekmemizi istiyorsanız, o zaman yorumlara yazın. Shred Brothers, biz sizden vlog tarzı istiyoruz, vlog tarzı videoları. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Çünkü gelecek videolar sizin faydanıza, nasıl vücudunuzu iyi gelişirsiniz, böyle bilgiler çok önemli. Yahya gibi beğenme batınına kafa atabilirsiniz. Yahya şu an kamerayı çekiyor. Acıktı değil mi Yahya? Aynen. Evet, videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck and my excuse is that I'm young. And I'm only getting older, somebody should have told you I'm on one.